Yeni Oyalarım kelime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir oyanın yapımını anlatacağım. Hanımlar oyam için şöyle 4 renk ip kullanıyorum. Bir kendi rengi, bir de bunları uydurdum. Şöyle ip olarak ip markam Leylak marka. Daha önce zürafalarımı yapmıştım. Zürafalarımızın üzerine modelimizi kuralım. Hanımlar bu şekilde ilk zürafama ipimi sabitliyorum. Kusura bakmayın hanımlar, biraz rahatsızım. Sesim de çok çıkmıyor soğuk algınlığından dolayı. Şöyle ipimi ilk zürafama sabitliyorum. Şimdi hemen şuraya batarak ikinci zürafama batıyorum. Buradaki ipim üstte kalıyor. Alttakini çift dolayarak bir tane zürafa yaptım. Aynı şekilde bir tane daha. Şöyle yaptığım zürafaya batıyorum. Buradaki ipimi üzerine atarak geriye gittim. Tekrar zürafama batarak şöyle iki parmağımla şuradaki ipi tutarak bir tane pırpır yaptım. Dibinden tutarak ipimi çekiyorum. Pırpırın içine battım. Tepeye çıkıyorum. Şöyle zürafaya batarak İpim üstte kalıyor. Alttakini bir kere doladım. Şu iki parmağımla şurayı tutarak bu şekilde aşağı indim. Burayı bilerek bol bıraktım. Daha gösterişli olsun diye. Şimdi tekrar ipim üstte kalıyor. Alttakini çift doladım. Bir tane zürafa. Aynı şekilde bir tane daha. İkinci zürafaya tekrar batıyorum. İpimi üstüne atarak geriye döndüm. Zürafanın içine batarak ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım. Bir tane pırpır. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Tekrar zürafama batıyorum. Alttakini tek doladım. Şuradan tutarak burayı bul. Şöyle çekiyorum. Bol bırakarak indim. Hanımlar birkaç tane daha bu şekilde yapalım. Hanımlar birkaç tane daha yapalım. Hanımlar bu şekilde 7 tane yaprak yaptım. Şimdi 2 tane zürafa yapalım. Zürafa yaparken çift doluyoruz. 1 2
Hatta 3 tane yapalım. Şöyle 3 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa atlıyorum. Ya da hiç atlamayalım hanımlar. Zürafalarınız küçükse atlayabilirsiniz. Ben atlamadan şöyle bir tane bol zürafa yaptım. Zürafamdan geriye dönüyorum. Hanımlar pır pır yaparken tek dolayın, çift dolamayın. Çünkü çift doladığınızda pırpırlarınız dönebilir. Tek doluyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, ve altı. Altı tane pırpırımı yaptım. Şöyle elimle düzeltiyorum. Bu tarafa da aynı şekilde 3-4 tane zürafa yapalım. Hanımlar 4 tane yapalım. Çünkü şöyle göstereyim. Dolanma olmasın. Çok yakında güzel durmuyor. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Geriye gidiyorum. Bu yaptığımı tekrar şöyle yaprak yapıyorum. Hanımlar bu tarafa da aynı şekilde 7 tane yaprağımızı yapıp gelelim. Bu şekilde modelimizin altını yaptım. Şimdi modelimizi üstüne geçelim. Çiçeğin üstüne geçelim. Şöyle bakın, 6 katlı ipim var hanımlar. Şöyle şurayı kesmemiz lazım. Elimizden bu ipimizi güzel bir şekilde düzeltelim. Şöyle bakın, tam ortalayıp şöyle tutuyorum. Bakın ortalamamız gerekiyor. Şöyle ortaladım. Diğer ipimi alarak şöyle hanımlar ilk pırpırıma batıyorum şöyle. Bakın bu ipimi de tutuyorum ilk pırpırımın üstüne. İlk pırpırıma battım. Şu bütün iplerin altından geçtim. Burayı ipimi sabitliyorum. Şöyle. Bu sarı olan ipimi güzel bir şekilde düzeltmeye devam ediyorum. Şöyle yeşil ipimin uzun tarafını kesiyorum ki kötü görünmesin. Şöyle. Şimdi hanımlar düzelttik. Yeşil ipimle devam ediyorum. İkinci pırpırıma battım. Çift doluyorum bu arada. Bir tane zürafa. Üçüncü pırpırıma battım. Bir tane daha. Şöyle tek tek hepsine batarak birer zürafa yapıyorum. Şöyle bu ipimizi de bu şekilde düzeltelim. Hanımlar şöyle elimle düzeltiyorum. Şimdi bakın geriye gidiyorum. Şuraya batarak geriye geldim. Tekrar şuraya batarak ileriye. Yine zürafa yapıyorum. Şunlar takılabilir, sıkıntı değil. Şöyle. Tekrar geriye gidiyorum.
Tamamlar. İğnemizi takarken iplerimiz takılmasın, ona dikkat edelim. Şöyle. Şöyle ileri tekrar. Tekrar geriye. Tekrar ileriye. Tekrar geriye. Şöyle. Tekrar ileriye. Bakın hanımlar, şöyle küçük bir dağımızı yapmış olduk. Hanımlar, şimdi buradaki ipimizi bu şekilde düzgün alalım. Şöyle burayı da alalım. Bu taraftakini de şöyle. Şimdi zürafama batıyorum. Bakın. Şu ipim üstüne atıyorum. Şuraya bu şekilde sıkıyorum. Sıktıktan sonra tekrar batıyorum. Bir pırpır yaparak biraz daha sıktım. Şöyle bir tane daha ve bir tane daha. Şimdi bu şekilde ipimizi kesmemiz lazım. Şöyle biraz daha burayı çekiyorum. Düzeltip ipimizi şöyle kesmemiz lazım. Bakın şuradan düz bir şekilde ipimi kestim. Aynı şekilde bu tarafını da keselim. Bu arada yanımda çakmak yok adımla. Genelde kestikten sonra şöyle hafif çakmak ucunu değdiriyoruz ki güzel dursun diye. Modelimiz bu şekilde bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.